yasakla, çünkü bir taraftan sanayileşmeyle hızlı bir gelişen ve nüfusu hızlı bir şekilde artan bir şehirde yaşıyoruz. Bir taraftan... Ulan veyahut da büyük şehirde böyle bir ifade de kullanabiliriz mi? Kendi adımda bireysel anlamda bir ilçe eğitim çalışmaya yatıyoruz. Üzev'in analizlerine göre zaten yani yapının temel yapısı... Kompozit bir yapıda iki malzemeyi bir araya getiriyoruz ve ikisinin de olduğu ağır bir ne diyelim tablo, yani bu rakam 2 gün önce buydu, 48.400 can kaybı. Hasarlanmaz. Acı tarafı şu, 249 daire varmış bu binada. 700 tane can kaybı soru işareti koydum. Biraz ne kadar deprem oldu? Totalde büyük deprem ve sonrası artçılarıyla birlikte 18... Yakın bir geçmişte tabii ki asrın felaketini ülkemiz yeniden bir kez daha yaşamış oldu. Marmara depreminde asrın felaketi diye adlandırırken yeni bir felaketle ülkemiz karşı karşıya kalmış oldu. Biz üniversite olarak, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak depremle ilgili çalışmaları ilk günden itibaren hızlı bir şekilde başladık. Öncelikli olarak şunu belirtmekte fayda var. Tabii o bölgede direkt olarak etkilenen 198 öğrencimizin olduğunu biliyoruz. Bu öğrencilerimize tek tek ulaştık. Maalesef öğrencilerimizden bir kaybımız var. Türkiye'nin her yerinde bu acılar hissedildi. Biz de aynı şekilde hissettik bu acıları. Özellikle deprem araştırma merkezimizin hocaları günlerce orada kaldılar. 6. günü bölgeye intikal ettik. Yapılarla ilgili inceleme için intikal ettik. Öncelikle Gaziantep ilindeki il jandarma komutanlığımızın tüm binalarını, il emniyet müdürlüğümüzün binalarını, kara kuvvetleri komutanlığının Kilis'teki ve Antep'teki binalarını hasar tespitlerinde katkı sunduk. Literatüre bakıldığında şu görülüyor. Böyle bir fay sisteminde karada gerçekleşmiş ve kaydedilmiş en büyük deprem olarak şu an düşünülüyor. Ülkemiz bir deprem fırtınasına tutulmuş durumda idi bu bir ay içerisinde. Biraz ne kadar deprem oldu? Totalde büyük deprem ve sonrası artçılarıyla birlikte 18 bin tane deprem meydana geldi. Biraz daha zaman geçtikçe biraz daha sakinleşecek ülkemiz. Jeolojik açıdan ülkemiz genç bir coğrafya. Jeolojik yapı açısından hareketli bir coğrafya o nedenle. Henüz jeolojik oluşumunu tam olarak tamamlamamış. O nedenle bu kadar büyük depremler de ülkemizde meydana geliyor. Şu istatistik biraz önemli. 2000 yılından 2023 yani bu aya kadar ki diyelim deprem sayıları görülüyor burada. Burada şunu görüyoruz. Ülkemizdeki sismiste depremsellik aslında yıllara göre artıyor. Kocaeli depremini baz alırsak, yani referans olarak onu alırsak, mesela Düzce depreminin ivme değeri Kocaeli bu 17 Ağustos depreminin iki katıdır. Aşağıda şurası çok şu değer çok önemlidir. 7.8 büyüklüğündeki depremin maksimum ivme değeri, yani yüzeyde oluşturduğu yapılarla ilgili etkiyi ifade eden değer 17 Ağustos depreminin 5 katıdır büyüklük olarak. Yani yapılar 17 Ağustos'ta burada bir yapı neye maruz kaldıysa, işte bu depremde özellikle Kahramanmaraş ve Hatay'da, orada da ivme değerleri çok büyük. 99 depremlerindeki değerin 5 katına maruz kalmıştır. Gözlemlemede özellikle tekrar ediyorum. Gölbaşı'nı ben Sakarya Adabı'da çok benzettim. Gölbaşı onu bize zeminle alakalı yaptığımız incelemelerde şunu gördük. Zemin büyütme faktörü, zemin etkisi, sıvılaşma, kaçınılmaz bir gerçek oluyor. Zeminde problem var, deprem var, bilimsel literatürde bunlar kayıtlı. Ama bunları bazen göz ardı ediyoruz. Bu depremle gözükmektedir ki zemin etkisi yapılara ilk ve yıkılma büyük oranda etki etmiştir, ortaya çıkmıştır. Ben son bir cümleyle söylemek istiyorum. Biz işte araba alıyoruz, bir şey satın alıyoruz, her şeyine bakıyoruz, inceliyoruz vesaire.
milyonlarca TL para veriliyor, ev alıyoruz ama bir deprem risk analizi, bina ile ilgili bir risk var mı? Analiz yapmak veya bununla ilgili bir önceleme yapmak, araştırma yapıp bina almak gündemimize gelmiyor. Ne zaman gündemimize geliyor? Deprem oldu, binalar yıkıldı. Büyük bir talep var şu anda. Eşimiz, dostumuz, herkes soruyor. Bizim bina yıkılır mı? Bizim bina yıkılır mı? Acaba bunu şimdi mi konuşmamız lazım? Bunu o binada satılırken veya ondan önce satılma aşamasında önce mi denememiz lazım? Onu da iyi düşünmek gerekiyor.